Hatay KESK Şubeler platformuna bağlı kamu emekçileri önceki gün alanlara çıktı. Antakya Ulus Meydanı'nda bir araya geldi ve sloganlarla hükümetin uygulamalarını eleştiri yağmuruna tuttu. Etkinlikte basın açıklamasını okuyan KESK sözcüsü Sabah Aras, bir iktidarın politikalarını eleştirmenin, ona muhalefet etmenin anayasal hak olduğunu söyledi. Bir iktidarın dünyaya bakış açısı dışında bir düşünceye sahip olmasının evrensel insan hakkı olduğunu ifade etti. İktidar gibi düşünmüyoruz diye iktidarı eleştiriyoruz diye baskı altında alınamayız. Tutuklanmamız hem anayasal hem de evrensel insan hakkı ihlalidir dedi. AKP kendisi gibi düşünmeyen herkesi sindirme, tasfiye etme operasyonuna devam ettiğini, her eksimden her meslekten insanı gözaltılarla, tutuklamalarla kendisi gibi düşünmeye veya hiçbir konuda muhalefet etmemeye zorladığını belirten Aras, muhalefeti susturma, hizaya getirme yöntemi olarak halk kesimlerinin anayasal haklarını ayaklar altına aldığını bildirdi. İktidar gibi düşünmüyoruz diye, iktidarı eleştiriyoruz diye baskı altına alınmamız, tutuklanmamız hem anayasal hem de evrensel insan hakkı ihlalidir. AKP iktidarının milletvekili, avukat, sanatçı, doktor, öğretmen, öğrenci demeden ve hiçbir hak ve hukuk tanımadan ülkede bir korku yaratmaya çalıştığını, Gezi Parkı direnişlerinde ve tüm ülkede hak ve adalet talep eden milyonlara en son uyguladığı baskı ve şiddetin, gözaltı ve tutuklama furyasının yıllardır söyledikleri bu gerçekliği artık üstü örtülmeyecek şekilde su yüzüne çıktığını belirten Aras, açıklamasında şunlara yer verdi. AKP korku imparatorluğu yaratma yolunda her gün halkın gözünün önünde olan iş yeri belli. Yaptıkları açık olan doktorun, öğretmenin faaliyetlerini yasa dışı ilan ederek en ufak duyarlılıkları dahi sindirmeye çalışıyor. Bir iktidarın politikalarını eleştirmek, ona muhalefet etmek anayasal haktır. Bir iktidarın dünyaya bakış açısı dışında bir düşünceye sahip olmak evrensel insan hakkıdır. İktidar gibi düşünmüyoruz diye iktidarı eleştiriyoruz diye baskı altına alınamayız. Tutuklanmamız hem anayasal hem de evrensel insan hakkı ihlalidir dedi. Gezi Parkı direnişçilerine ve tüm ülkede hak ve adalet talep eden milyonlara en son uyguladığı baskı ve şiddet, gözaltı ve tutuklama furyasıyla söylediğimiz bu gerçekliği artık su üstü örtülmeyecek şekilde su yüzüne çıkarıyor. KESK Eğitim Sen çatısı altında yapılan en demokratik yasal meşru çalışmalar yasa dışıymış gibi göstermeye çalışan AKP iktidarı, insan hakları ihlallerinin halkalarına, KESK'e, Eğitim Sen'e karşı yapılanlarla yenilerini eklemiş olduğunu belirten KESK sözcüsü Sabah Aras, gözaltına alınan, tutuklanan doktor olarak, avukat olarak, öğretmen olarak yaptıkları güya yasa dışı çalışmalar olarak gösterilen bildirilerin ne olduklarını sıraladı. Parasız sağlık, parasız eğitim istiyoruz diyoruz. AKP iktidarı okulları, hastaneleri satacağım diyor. Kardeş Hulya haklarında evlenecek diyoruz. AKP iktidarı ABD ve İsrail ile bir olmuş, kardeşlik yok diyor. Bizleri ortaçağ gözlükleriyle değerlendiren AKP iktidarının fermanıyla gözaltına alınan ve halen tutuklu bulunan KESK üyelerine, üyelerimize son süreçte de halkımıza yönelik bu gayrimeşru yasa dışı uygulamaları kabul etmeyeceğimizi, karanlığa teslim olmayacağımızı bir kez daha haykırıyor ve tüm Eğitim Sen üye ve dostlarını tutuklu ve tutuksuz yargılanan KESK'lilerin ilk duruşmasına davet ediyoruz diyen Aras, halen tutuklu bulunan Şube Başkanımız Ayhan Erkal, Ses Örgütlenme Sekreteri Doktor Melih Şanlı, Ses Şube Eski Başkanı Doktor Ahmet Aras ve tutuklu tüm KESK'lileri sahip çıkmak için 3 Temmuz'da Adana'dayız diye konuştu. Halen